Sivas-Bodrum arası 14 saat sürüyor arabayla. 120 kilometre yaklaşık. Uzun ama güzergah çok keyifliydi. İşte güzergahta yer alan yerlerden birisi Avanos. Nevşehir'e 18 kilometre uzaklıkta şirin bir Kapadokya ilçesi. Kızılırmak buradan da geçiyor. Orta Anadolu'yu da dolaşıyor. Sonunda Karadeniz'e dökülüyor. Bu da Kızılırmak üzerinde Avanos'ta adeta sembol olmuş sallanan köprü. Asma köprü. Avanos'un tarihçesi M.Ö. 2000 yıllarına kadar ta Hititliler dönemine dayanıyormuş. Çömlekçilik çok meşhurmuş. Çok çömlek atölyeleri varmış ama benim zamanım yoktu. Bir kahvaltı için durdum ve bu süre zarfında nereyi gezebildiysem oraları gezdim. İşte burası Avanos'un meydanı. Tarihi evler, eski evler o kadar güzel görüntü veriyordu ki dedim ki keşke buralara daha fazla kalabilsin. Belki bir gün daha uzun kalmaya giderim. Çünkü Kapadokya yöresi ayrı bir gezi programıdır. Mesela Avanos'ta kalınabilinir merkez olarak. Sonra civarda peribacalarını falan gezebilirsiniz. Böyle çok hoş eski tip oteller var. Avanos'ta. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. İleride Göller Yöresi'nden gideceğiz. En sonda da Salda Gölü'ne ait görüntüler var. Sonuna kadar izleyin derim ben. Avanos'tan ayrıldıktan sonra Beyşehir Gölü'ne kadar devam ettik. Beyşehir Gölü'nde bir öğle yemeği molası verdik. Big Fish diye böyle küçük bir lokanta vardı, hoş bir yerdi. Oradan Eğirdir Gölü'ne geçtik. Eğirdir Gölü bayağı büyük bir göl. Yani buralarda da, tabii ben Sivas-Bodrum güzergahında geçerken gördüklerimi burada fotoğraflamaya çalıştım ama aslında Eğirdir de bence başlı başına kalınıp birkaç gün gezilebilecek güzelliğe sahip. Yani ayrıca oraya gün ayırmak lazım. Aslında Göller Yöresi turu yapmak lazım. Böyle ucunda hoş bir yarımada var. Eğirdir'de, Eğirdir Gölü üzerinde. Burası da Burdur Gölü. Burada da mola vermiştik. Kahve molası. Ama asıl Salda Gölü çok iyiydi yansımalarıyla. Buraya Türkiye'nin Maldivleri de deniyor. Türkaz rengiyle ayrı bir güzel bembeyaz sahilleriyle. Göl aslında derin. En derin yeri 188 metre. Ve bu göl Mars'taki bir kraterle, eskiden göl olduğu düşünülen içinde bir kraterle aynı özellikleri taşıyormuş. Yani önemi çok yüksek. Buraların, bu tür yerlerin korunması lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim.